Peki, şimdi önce cumamız mübarek olsun. Allah ibadetlerimizi makbul saysın. Şimdi bugün burada esnaf gezmek için ikinci turunu attığım Türkiye'nin At Sarayı'na 2 yıl evvel geldim. Şimdi de ikinci defa buradayım. Tam 20 Ocak 2020'den beri dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe geziyorum. Burada bir amacım var. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk, buculuk üzerinden sürekli siyasetçilerin birbirine laf çarptırdığı ama sizin derdiniz konuşulmadığı için de her birinizin ayrı ayrı çırak çıktığı bir sistem var bu ülkede. Dolayısıyla onu değiştirmenin yolu bu mesela çarık, kundura, çanta dükkanı var karşımda. O dükkanın sahibinin, işletmecisinin müşterisi veli nimettir. Doğru mu? Dolayısıyla siyasetçi için de müşteri kimdir? Seçmendir. Seçmeni veli nimettir. Veli nimetine terörist diyebilir mi? Diyemez. Nankör diyebilir mi? Diyemez. Dolayısıyla şükürsüz diyebilir mi? Diyemez. Söylemeye çalıştığım şey şu. Madem ki siyasetçi için ki olması gereken millet, gerçekten millet bu işin aslıdır. Siyasetçi de onun vekilidir. Su görününce temin bozulduğuna göre demek ki yapmamız gereken şu. Bu asil millet veli nimettir. Seçmen veli nimettir. Siyasetçinin görevi ister iktidar ister muhalefet sizin dertlerinizi dinleyip çözüm üretip o çözümler üzerinden rekabet etmektir. Benim gibi herkesin buraya gelip karşınızda resmi tazim durmasını sağlamaktır. Dolayısıyla siz olmazsanız siyaset de olmaz. Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. O nedenle esnaf için müşterisi veli nimet olduğundan o dükkanlara girdim. İstedim ki herkes için o dükkanların içindeki hem o müşteriye duyulan saygı görülsün hem de o dükkanların içinde bu gece ne pişireceğini düşünen ev kadının çilesi görülsün. 92 puanla atanamayan gencimin ağlaması görülsün. Bağıra bağıra ağlayan annesinin sesi duyulsun. 58 puanla atanan arkadaşı için ben 92 puan aldım. Yanımdaki arkadaşın ayısı vardı, dayısı vardı. 58 puanla atandı deyip intiharın eşiğine gelmiş. O gencin acısı görülsün acısı. 86 puanla açıkta kalmış. 62 puanla atanmış gencin halini gören oğlunun ya da kızının ki bu bir kız çocuğuydu. İşte adaleti beraber yapacağız. Adaleti beraber oluşturacağız. Siz kim olduğunuzu bilirseniz siz kim olduğunu ben bilirsem sözüm olur. Çok güzel ya, harika bir şey. Şimdi çiftçi konuşuyor, ev kadını konuşuyor, haksızlığa uğrayan insanlar konuşuyor. Ne güzel bir şey. Dolayısıyla hepimizin, bütün siyasetçilerin bu sesi duyup ve ona çözüm üretmesi gerekiyor. Derdimiz bu. İnsanların derdinin çözümüne dair çözüm üretmek. Şimdi bu dükkanların içinde besiciler gördüm. Pahalılıktan ürettiğinin karşılığını alamadığı için gebe ineklerini kesime gönderdiği için ağlayan besici gördüm. Süt üreticisi gördüm. Ne gördüm? Çiftçi gördüm. Şimdi bakın, dün bir gün evvel Mide'de
Bugün dün Nevşehir'de, bir gün evvel Niğde'de, bugün de Aksaray'dayım. İç Anadolu bölgesinde hepinizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması, 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. Dolayısıyla 60 bin liralık fatura gördüm, 52 bin liralık fatura gördüm. Yahu bunu ödeyen bir çiftçinin 3 ayda 180 bin lira para ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi, geriye ne kalır? Şimdi Türkiye'de bir harami düzen var. Kim ne derse desin. 5 maaş alan danışman var mı bu ülkede? Var. 10 maaş alan var mı? Var. 15 maaş alan var mı? Var. Şimdi sen susuzluk derdi çekerken 15 maaş alıp cebine koyan, yan gelip yatan eğer danışmanlar varsa bu ülkede, bunun adı harami bir düzendir. Dolayısıyla bütün bunları konuşturmamak için oculuk buculuk üzerinden herkesi birbirine düşürmeye çalışan o dili reddediyorum. O yün yumaklarını ayaklarınıza dolaştırılmaya çalışan yün yumaklarını reddediyorum. Emekli maaşı, ey emekliler, söyleye söyleye 3500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaş alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi. Ama bizim dediğimiz şuydu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Şimdi bu arkadaşlar bunu yaptı yaptı. Yapmadılar. Az kaldı biz yapacağız. Şimdi hani treniniz ne oldu, kara tren? Kaçıncı söz verdiler? Ne oldu havaalanı? Ne oldu? Ne oldu çökülen çiftlikler? Ne oldu çökülen çiftlikler? Şimdi bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni oylarınızla değiştirme imkanı var iken, eğer şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşerseniz, siyasetçi yan gelip yatar, siz de çırak çıkarsınız. Benim dediğim şudur. Bakın mülakat denilen o haksızlık sistemini ortadan kaldıracağız. Bu netlikte söylüyorum. Şimdi 24 milyar TL, iki tane rakam vereceğim size. 24 milyar TL Türk lirası sizin cebinizden telefondan alındı, halilerin cebine konuldu. Yalan mı? Konuldu. Halili kim? Sayın Erdoğan'ın aile dostu. Ayıp, üzülür. Sizin cebinizden alındı, onun cebine kondu. Reva mı bu? Hak mı bu? Hakikat mi bu? Haram be haram. Şimdi bu 24 milyar lirayı koyun bir kenara. Ankara'da Anka Park diye bir park yapmışlar. Garibim dinozorlar, yolunmadık tarafı kalmamış. Çalınmadık şey kalmamış. Ve öyle enteresan bir şey ki 14 milyar lira harcanmış. Toplayın ikisini 38 milyar lira. 38 milyar lirayla ne olurdu? Kara tren buraya gelirdi. Havalimanının %70'i bitmişti. Olurdu. KYK borcu olan tüm gençlerin borçları silinirdi. Nisan ayında atamadığınız gübreyi bu devlet verir, bedava gübre yapabilirdiniz. Elektrik paralarında %50 indirim yapılabilirdi. Mazotta %50 indirim yapılabilirdi. Ve çiftçinin, üreticinin girdileri, girdi maliyetlerinin tümünde %50 indirim yapılabilirdi. Çiftçinin kendini geçindirebileceği bir gelire sahip olması sağlanabilirdi. Bütün bunlar yerine bir halili iki tane müteahhitin cebine 38 milyar koyan bu zihniyet harami bir zihniyettir.
Bu düzen paralel bir düzendir. Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Sizin helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle değiştireceğiz. Ben aranızda bulunmaktan bir mutluluk duydum. Söyle kızım, ne diyorsun? Ömürlük cezalar verdiler. Ne olacak benim çocuğum? Evde bir tane de evladı var. Yuvasına yıkılmak üzere. Hala devam ediyor süreç. Kesinleşmiş bir karar da yok. Mahkemeler çok yavaş işliyor. Ve uyuşturucuyu kimse kurutamadı bu Türkiye'de. Ve ikincisi, ekonomiyi bırakalım. Önce adalet gelirse şey düzeleceğine ben inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ulaşmaya çalıştım size. Ankara'yı da aradım. Hem not bıraktım. Herkese, bütün milletvekillerine, çocuklarınıza yardımcı olun. Bu uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızın durumu çok kötü. Ve Aksaray resmen uyuşturucu yatağı oldu şu anda. Lütfen yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Tamam. Ha? Ha, KPSS diyorsun. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel oğlum, gel. Buyur. KPSS ne olacak genel başkan? KPSS ne olacak? Düşük puan alanlar, 84 puan alanlar, 78, 75 puan alanlar ne yapacak? Bu soruları çalanlara ne Türkiye sağlayabilecek? Biz artık bunlara ne yaptık genel başkanım? Bize bu hafıza kadar geldi. Ben bu beş yaşımda hayallerimi yıktırdım. Benim hiç bir hayal kalmadı. Söyleyecek sözüm kalmadı. Şimdi... Ha? Evet, evet, gördüm, gördüm, teşekkür ederim kardeşim, gördüm, sağ olasınız. Şimdi bakın, şu, bu mikrofonu şurada gezdirsen, herkesin bir derdi var. İşte ben yapmaya çalıştığım şey, bu derdin kamuoyuna mal edilmesi. İktidar, bakın, iktidar sorun çözmek, hizmet etmek için sizin tarafınızdan görevlendirilir. Muhalefette sizin avukatlığınız olmak üzere sizin tarafınızdan görevlendirilir. Kavga etmenin bir manası yok. Yün yumaklarını bundan sonra kabul etmiyorum muhteremler. Ağlar istediğiniz kadar oculuk buculuk yapın. Biz milletimizin asli unsurun yanında olacağız. Ve bu dertleri çözdüler, çözdüler. Çözemediler, az kaldı. Biz çözeceğiz inşallah. Hayırlı cumalar diliyorum.